Merhabalar, Bülent Yer ben. Bana Hikayeni Anlat programımıza hoş geldiniz. Bugün çok renkli bir konu ve çok renkli bir konuğumuz var. Aksonobel Marshall İletişim Müdürü Betül Değirmenci konuğum. Hoş geldiniz Betül Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle çok renkli bir konu ve çok renkli bir konuk dedim. Çünkü bugün Aksonobel'i, yani tüketicinin daha da bildiği ismiyle Marshall'ı konuşacağız. Öncelikle bu ismin kaynağı Aksonobel nereden geliyor ve Marshall'ın Türkiye'deki kısa tarihçesinden biraz bahsedebilir misin? Tabii Marshall 1954 yılında İsmet Uzunyol ve Yorgi Toprakçıoğlu tarafından kurulmuş bir şirket. Önce reçine üretimiyle başlıyor ama tabii isminin hikayesi, Marshall yabancı bir kelime olduğu için aynı zamanda bunu herkes çok merak eder. Yorgi Toprakçıoğlu Amerika'ya kimya mühendisliği eğitimi için gittiği zaman orada Amerikalı bir aile ona burs imkanı ve yardımcı oluyor eğitiminde. Sonra Türkiye'ye dönüp geldiğinde bir üretim yapmaya, endüstri işine girmeye karar verdiğinde İsmet Uzunyol Bey ile tanışıyorlar. Ve akabinde de markalaşma süreci içerisinde artık bu ürünün bir ismi olsun dediği noktada da orada bir vefa devreye giriyor ve Yorgi Bey markamızın adı Marshall olsun diyor ve 54 yılından beri 64 yıldır Türk pazarında hizmet ediyoruz boya sektöründe. Aksonobel'de 98 yılında Aksonobel dünyanın en büyük boya ve kaplamalar şirketi aynı zamanda. Dekoratif boya sektöründe dünyada daha da yayılmak istiyor ve Türkiye'deki en lider markalardan biri olarak da Marshall'la bir evlilik yaptı. Daha sonra da 2010 yılında da %100 Aksonobel çatısı altında faaliyet gösteren bir markayız marka. Şimdi. Kurumsal tanıtımını incelediğimde Aksonobel'in ünlü İsveçli Nobel ödüllerinin yaratıcısı Alfred Nobel'den geldiğini gördüm isminin. Sanıyorum 80 ülkede 60 binden fazla çalışanıyla boya endüstrisinde bir dev ve Türkiye'de de son derece başarılı. Bu noktaya gelirken bu yolculukta geçtiğimiz dönemlerden çok geriye gitmeden ana faaliyetlerinizden biraz bahseder misiniz? Aksonobel dediğim gibi boya ve kaplamalar alanında üretim yapan ve markaları olan bir şirket. Aklınıza gelebilecek her türlü kaplamayı yapıyoruz. Hani kola kutularındaki boyadan Ferrari'nin boyasına kadar, uçak boyalarından toz boyalar dediğimiz grup. Beyaz eşya deniz, kaplamaları. Marin boyalar galiba. Dediğimiz beyaz eşya, evet, yani bu bütün beyaz eşyanın üzerindeki boyalar. Aklınıza gelebilecek her şeyi kaplıyoruz ve aynı zamanda da dekoratif tarafta da yine Aksonobel'in birçok ülkede dekoratif boya markalarda faaliyet gösterdiği markaları var. Türkiye'de de bunlardan birisi Marshall. Biz de hayata renk katma yolculuğunda yaşam alanlarımızı nasıl daha renklendirebiliriz konusunda odaklandığımız çalışma alanlarımız bizim. Çok güzel. Geçmişte zannediyorum bir Osmanlı dönemine ait bir seri lansmanı yapıldı ve bu lansmanla iş sonuçlarında da çok büyük başarılar elde edildi. Biraz bundan da bahsedebilir miyiz? O yolculukta bu değişim nasıl oluştu? Keyifle. Yaptığımız araştırmalarda tüketicinin en büyük boya yapma sürecinde birçok sıkıntısı var. Tabii renk kullanmak da çok büyük bir cesaret isteyen bir olgu olarak algılanıyor. O yüzden yıllarca şampanyalarla ve bej renkleriyle mahkum olduk. Oysa ki biz çok renkli bir kültürüz. Doğru. Geçmişimiz çok renkli ve bu kadar kültür mozaiğin içerisinde yüzlerce yıllık bir etkileşimimiz çok fazla diğer kültürlerle de. Tabii ki bu bizim yaşamımızı da yansıması için cesaretlendirmek gerekiyor. Renk kullanımını daha çok teşvik etmek için, daha mutlu, modumuzun daha iyi olabileceği bir alana kaydırma konusunda Sayın Serdar Gülgün'le bir araya geldik. Kendisi Osmanlı sanatı uzmanı. Aynı zamanda da dekorasyonda gerçekten bilgisiyle Türkiye'deki ender insanlardan birisi. Osmanlı serisini sizinle yapmak istiyoruz dediğimizde, onun hatta bir Garanti Bankası'nın Endmek diye bir dergisi vardı. Çok keyifle biz onu takip ederdik. Serdar Bey'i de öyle tanıştık. Dekorasyonda benim için en önemli unsur ışık ve renk diye bir notu vardı orada ve evet, yani bizim Serdar Bey'le bir araya gelmemiz gerekir diyerek yola çıktık. Tabii ki Osmanlı o kadar büyük bir kültür ve o kadar çok malzeme var ki içinden
biz insanları renge cesaretlendirirken uzak kalmaması da gerekir. Yani Hürrem Sultan Zümrüt'ünün yeşili, hani bunlar çok uzak. Hani benim evime alabileceğim bir renk olabilecek mi? Pahalı olgusu yaratmadan, hani buna affordable luxury dediğimiz, hani lüksü erişebilir bir lüks kılmak anlamında Serdar Bey bize bizim dünyaya adıyla yayılmış tatlarımız var. Lokum, akide, şerbet ve kahve dedi. İşte sorbenin atası şerbet. Kahve zaten Viyana kuşatmasıyla bütün Avrupa'ya yayılmış, yine Osmanlı sayesinde. Lokum dediğinizde Turkish Delight zaten bir efsane. Jenerik olmuş bir isim. Ve bu topraklardan sonuçta yayılmış. Hani hangi kültürün olduğunun çok bir önemi yok ama buradan yayılmış ve dolayısıyla bu seriyi oluşturduk. Tabii ki o dönem bir de çok keyifli bir denk gelen bir proje oldu. Hatta onu beraber çalışmıştık. Evet. Medyacom'la beraber, evet, siz de başındaydınız. Muhteşem Yüzyıl'la beraber tabii ki renklerimiz Osmanlı serisi tanıtıldı ve çok sevildi. O döneme kadar renkler genellikle hazır olarak üretiliyordu. Yani insanlar makinede renk üretmeye de biraz uzaktı, doğru çıkar mı diye. Evet. Osmanlı renkleriyle, yani çok eski bir geleneğin rengi çok teknolojik bir şekilde üretilmeye başladı. O da bizim için yani bu renk kullanımına cesaretlendirme konusunda Osmanlı renkleri sevindirici çalışmalardan bir tanesiydi. Bir şey daha soracağım. Şimdi eskiden ben de hakikaten o şampanya rengi salonlarda büyümüş bir insanım. Buz mavisi bir odada yaşadım. Tabii. Hep öyleydi. Bütün arkadaşlarımın evleri, hepsi de öyleydi o dönem ve bu önemli bir değişim yarattı tüketicide. Onun dışındaki problemlerden biri de hangi mekanı ne renge boyayalım? Peki o boyadığımız rengi biz seçtikten sonra ya doğru sonuç alınamazsa, ya mutlu olamazsak? Bu manada da bir aplikasyon geliştirdiğinizi biliyorum. Bu aplikasyonda evinizin boyamayı düşündüğünüz bölgelerinin resmini çekiyorsunuz ve mobil aplikasyon sayesinde de sınırsız sonsuz renk seçeneğini uygulayıp Bülent'cim sana şimdi bir anlatırsanız çok kısaca. O da beni de tüketici olarak çok etkileyen bir uygulama çünkü. Şimdi aynen dediğiniz gibi hangi rengi yapacağım? Bir de artık o kadar sonsuz renk seçeneği var ki, hani gittiğiniz zaman 1600 tane rengi bir arada görüyorsunuz. Biri, yani kaybolmamanız işten değil. Hepimiz bir tüketiciyiz sonuçta. Bunların içerisinde acaba bu benim evimde nasıl durur? Hadi o renkleri bırakalım. Bir restorana gidiyorsunuz ya da herhangi bir arkadaşınızın evine gittiğinde bir rengi görüyorsunuz. Bu bende nasıl durur diye. Marshall Görboya uygulaması, yine Akzo Nobel tarafından geliştirilmiş, arttırılmış gerçeklik teknoloji altyapısı var. Canlı olarak fotoğrafı çekmeye hiç gerek yok. Kendi dekorasyonunuzla, kendi tablonuzla, kendi koltuğunuz, halınızla o rengin, beğendiğiniz rengi okutup ya da o aplikasyon içerisinden seçerek duvarda birebir görme şansına sahipsiniz. Ve %90 renk uygunluğu veriyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü hayal kırıklığına hiçbir tüketici uğramak istemiyor. Hani ben açık mavi istiyordum ama duvarlarım neredeyse lacivert oldu ya da hani tozlaştı. Boya süreci, boyama yapma süreci ülkemizde biraz zahmetli bir iş. Usta bulmak, evin toparlanması, her sene yapılan bir iş değil ve sonucunda gerçekten de çok büyük bir değişim istiyorsunuz. Çünkü zahmetli ve umut veren bir işe girmiş oluyorsunuz. Doğru. Sonuçta. Hani eve bir makine alıp hani bir banyoya koymak gibi bir durum değil. O sizin alanınız, misafirleri ağırladığınız, içinde yaşadığınız bir yer. Görboya uygulamasını açıkçası biz beklemediğimiz düzeyde downloadları aldık. Ne kadar download rakamları en son? Şu anda 2,5 milyon Türkiye'de kullanımı var. Ve bu hani hiçbir şey önermeyen bir aplikasyon için, yani tüketici için hani ekstra bir avantaj sağlayan ya da öneren bir şey de değil ama çok spontan yayıldı. Duyuldukça, özellikle bu boya yapma sürecine biz çocukların da çok dahil olduğunu artık görüyoruz. Çünkü kendi odalarını, kendi yaşam alanlarını bireyselleştirmek istiyor. Ve kendinizi en iyi de renklerle anlatabilirsiniz baktığınızda. Dolayısıyla Görboya uygulaması iyi bir başarı oldu.
tüm dünyada da 10 milyon indirmeyle en iyi aplikasyonlardan bir tanesi yani seçildi. Peki evi yenileme süreci bu sıklığa baktığımızda Türk tüketicisinde tekrar evi bir gözden geçirelim ve boyatalım kararında bir azalma gözlemliyor musunuz? Kaç yılda bir yenilik yapılıyor? Şöyle ekonominin gelişmesiyle, hane başına düşen gelirin artmasıyla, inşaat ve sanayi sektöründeki gelişmeler ve daha çok aslında çevremizle etkileşim halindeyiz ve daha çok ilham alıyoruz. Ve bu artık temizlik yapma sebebiyle değil, evde boya yapma süreci. Hani badanadan boyaya geçtik açıkçası ve insanlar artık duvarlarını da bir dekorasyon unsuru olarak düşünüyor evinde. 3 yıla kadar indi. Bu gerçekten harika. Çok önemli. Dediğim gibi çocuklar da bu sürecin içerisinde olduğu için ve çocuk odaları her zaman çok daha çabuk deforme olduğu için boyaları bu süre bazen tek odada her seneye inebiliyor. Bu da yine boya sektörünün gelişmekte olduğu, geliştiği noktalardan bir tanesi. Harika. Bir sorum daha var. Bunu özellikle sizin kategoriniz için çok merak ediyorum. Şimdi müşteri sadakati dediğimizde birçok markanın rekabet ettiği markalarla ayrışabilmesi günümüzde zorlaşıyor. Tüketici sadakatinde de özellikle genç jenerasyonda azalmalar görüyoruz. Dolayısıyla bahsettiğimiz zahmetli işi eğer bir boya ustası üzerinden girişen bir tüketici varsa... hakikaten hangi marka kullanıldığını artık daha fazla sorgular hale geldi diye görüyorum. Yani çok merdiven altı markalar olsun istemiyor. Rutubete, küflenmeye karşı geliştirdiğiniz teknolojiler var. Buralarda bu müşteri sadakatini yani Marshall kullanıcılarını Marshall kullanmaya devam etme ve ettirme anlamında ne tür iletişim faaliyetlerinde bulunuyorsunuz? Ana misyonumuz olarak kendimizi hayatı kolaylaştıran ürün ve servisler üretme üzerine kurguladık. Yaklaşık bir 10 yıldır hep bunun üzerinde çalışıyoruz. O yüzdendir ki Görboya uygulaması var. O yüzdendir ki işte 1600 tane rengi ya da hani 5000 renk deyin onu bir koleksiyon haline getirip sizin gerçekten de en trend ve zamana uygun rengi seçebileceğiniz koleksiyonu sunmak. Bunları geliştirdikçe ve aynı zamanda demin bahsettiğiniz hani her boyayla elbette renklenebilirsiniz. Ama onun içerisinde artık tüketiciler dediğiniz gibi çok daha bilinçli. Bir ürünün içerisindeki ham maddenin ne olduğuna kadar ilgilenebiliyor ve kuruma süreleri sırasında işte havaya salınımı olan maddenin ne olacağına kadar hassasiyet gösteriyorlar ki bu çok güzel bir şey. Bu hem sektörü hem ürünleri geliştiriyor. Biz de tüketiciyle beraber gelişiyoruz baktığınızda. Harika. Dolayısıyla bu VOC değeri düşük ürünler. VOC organik uçucu maddeler boya kuruma süresi içerisinde hani bir koku duyarsınız. Sonuçta bir tür kimyasaldır ve bizim kendi ürünlerimizde kullandığımız bütün ham maddeler Avrupa Birliği normlarının altında. Ya böyle bir olmazsa olmaz hani bizim en önem verdiğimiz konulardan birisi bu. Diğeri de sürdürülebilirlik. Ne kadar az çevreye, doğaya daha saygılı ve daha sürdürülebilir nasıl üretim yapılabilir? Kullanım alanlarında ne kadar girdiğimiz haneye kadar hani biz hep şey deriz. Biz renklerimizle ve ürünümüzle bir evde 5 sene yaşıyoruz minimum baktığınızda ya da 3 sene yaşıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu önemli ve tabii ki silinebilen ve daha dayanıklı boyalar isteniyor. Yani bunu boya yapma süresini geciktirmek anlamında değil, yaptığınız bir şeyi daha uzun süre güzel görme anlamında daha deformasyonu az olan boyalar. Ve bu boya isimlerinin algılanmasının da tüketiciler tarafından zor olduğunu, çünkü çok endüstriyel ve kavranamıyor. Hani nesini alayım diye bildiğinizde günün sonunda işte Marshall'dan boyadım diyorsunuz. Silpak ürünümüzü biz 2 yıl önce lansmanını yaptık. Çok iyi geri dönüşler aldık onunla da ilgili. 10 kat daha fazla silebiliyorsunuz. Sildikten sonra duvar deforme olmuyor. Çocuklar pastel boyayla diledikleri yeteneklerini geliştirmekte özgürler. Tabii anneleri de ve ev halkı da daha mutlu.
Dolayısıyla bunun akabinde de antibakteriyel diye bir ürün çıkardık. Sağlık Bakanlığı sertifikası var. Bu da hijyenin önem kazandığı alanlarda, çocuk odalarından restoran mutfaklarına, hastanelere kadar. Bu da Avrupa'da özellikle İngiltere'de toplu ölümlere yol açan bir hastane mikrobu diye hepimiz duymuşuzdur. Evet, evet. Engellenemeyen bir şey ve bebek emziklerinde kullanılan, hatta gümüş iyonuyla geliştirilmiş bir ürün. Son derece kullanımı hani sağlığa zararlı diyemeyeceğim ama zararsız diyemeyeceğim ama sonuçta uygun bir ürün ve Sağlık Bakanlığı tasdikli. Dolayısıyla duvarda herhangi bir bakterinin yaşamasına izin vermiyor. Sonra tabii ki dış cepheler, çıkardığımız ürünlerde insanlar dediğiniz gibi daha dayanıklı ürünler istiyorlar. Büyük paralar ödeyip daha uzun süre onunla yaşamak istiyor haklı olarak ve ülkemiz dört mevsimi şükür ki çok güzel yaşayan her yeriyle hani eksi 10'dan 50 dereceye kadar sıcaklık farkları var. Ürünlerinizi eğer kalitesini geliştirdikçe ve tüketiciye o işle sizinle ilgili olan kısımda kolaylık sağladığınız zaman markaya ister istemez bir sadakat oluyor. Büyüyor. Bir de galiba tüketici ihtiyaçlarını iyi duyan markaların daha başarılı olduğu bir dünya. Çok hızlı değişiyor, beklentiler artıyor ve bu beklentileri yakın takip eden markalar hakikaten başarılı oluyor. 2018'in başlarındayken bu sene Marshall nelere odaklanacak? Biraz da bundan bahsedersek çok mutlu olacağım. Bu sene yine biz her yıl araştırmalarımıza devam ediyoruz. Tüketicilerle gerek fokus gruplar gerek yaptığımız daha kalitatif, kuantitatif araştırma yani daha büyük kapsamlı araştırmalarda da yaptığımızda biz aslında onları daha çok dinlemek istiyoruz. Çok keyifli mesela ben şöyle bir hikaye anlatayım. Koleksiyon yapıyoruz. Şimdi çok renk görmek istemiyor ama biz o kadar çok renk koyuyoruz ki tüketicinin önüne. Hani bak bu koleksiyonu nasıl buldun, bunu beğenir miydin? Bana koleksiyon diyorsunuz, ne kadar renk varsa buraya koymuşsunuz diyor mesela. Hani baktığınızda biz daha çok şey vermek isterken dediğim gibi onlardan öğrendiğimiz çok şeyler oluyor. Yeni renk koleksiyonumuz geliyor. Hep onu söylüyorum. Dediğim gibi Marshall çok uzun yıllardır gerçekten ismiyle marka olmuş, renkleri imza atmış bir marka. Kumbeji, kese kağıdı, çakıl taşı, deniz kabuğu. Bunlar hani evini ne renge boyattın diye daha çok insanlara sormazlar hangi markaya boyattın, evin ne renk diye doğru, sorarlar. Doğru. Dolayısıyla renk önemli, yeni ve yine zamana uygun, trendlere uygun renklerimizle yeniledik. Bunun akabinde de bir renk hareketi projemiz var. Bu da çok bizim gönül verdiğimiz, tüm dünyada Akzo Nobel'in başlattığı global bir hareket aslında. İnsan şehirler denilen bir kavram ortaya atıldı ve bu insan şehirlerde bir şehrin yaşanabilir olması için ulaşım, eğitim, sosyo-kültürel, spor faaliyetlerinin önemli olması. Orası bunlar ne kadar artarsa yaşam kalitesinin de o kadar artacağına dair çalışmalar var ve firmalar da buna destek oluyor. Tabii bir şehrin yaşanabilir olmasının en önemli etkenlerden birisi de renk. Ve Akzo Nobel bütün dünyada bu renk kısmını sahiplendi. 2010 yılından beri Brezilya'dan Hindistan'a kadar birçok ülkede, Güney Afrika'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde gri ve kasvetli alanlar nasıl renkle daha yaşanabilir hale gelir ve o yaşadığımız yerde olmaktan ne kadar gurur duyabiliriz diye bir çalışmamız var. Bizim de bunu Türkiye'de belediyelerle mi yoksa vakıflarla birlikte mi işbirliği yapılıyor? Daha çok belediyelerle evet, yapıyoruz. Mahallenin seçimi, orada neler yapacağımız çok büyük destek oluyor belediyeler bu konuda gerçekten bize de. Çünkü belediyecilikte de şehrin yüzü çok önemli ve onlar da iyi niyetli çok çalışmalar yapıyorlar. Önce Kadıköy Ayrılık Çeşmesi'nden başladık renk hareketine. Sonra Yeldeğirmeni, daha sonra Kastamonu, Kula, bunlar hepsi gerçekten mekan olarak da hala bugün yaşayan yerler olarak da çok önemli yerler. Yani müzeleşmiş yerler değil ama mahalle kültürünün ve sıcaklığının yaşadığı, belki bizim de tarihimizde unuttuğumuz birçok şeyi biz renkle anlatmaya çalışıyoruz, renklendirerek. O da çok keyifli çünkü oradaki insanlarla yaklaşık minimum bir
3-4 ay sürekli o mahalleliyle bir araya geliyorsunuz. Ben bilmezdim ki hani bu kadar muhafazakar bir kültürümüz ve daha maskülen görüntümüz aslında çok yok. Erkeklerin renk kullanmakta çok daha özgür olduklarını ve renge daha açık olduklarını gördüm. Bunu da yine bir sokakta bir evde yaşayan bir aile reisi, kendisi taksi şoförü. Hani biz renk geçişlerine de çok önem veriyoruz. Hani o sokağın kültürünü bozmayacak ve oraya da uyum sağlayacak şekilde olmasına özen gösteriyoruz. Ama onun evine mor renk denk geldi. Neden dedi mor? Yani istemiyorum, yapmayın, ben taksi şoförüyüm, benimle dalga geçerler yani. Niye? Bakın çok güzel olacak. Yapalım, bitirelim. Beğenmezseniz sizin beğendiğiniz başka bir renkle değiştiririz. Ama bir görün, yani çok zor bir şey değil bunu yapmak. Bu arada oradaki mahalle halkıyla beraber biz evleri boyuyoruz. Buradaki amacımız bir yerleri hani bakın Marshall gidip şurayı değiştirdi, güzelleştirdi değil. Bunu zaten yapıyorsunuz bir takım hibelerle. Önemli olan orada yani insanlara bir balkonunun demirini boyayınca ya da penceresine bir sardunya çiçek koyduğunda, eskimiş bir duvarını gerçekten boyadığında çevresine çok büyük bir olumlu, pozitif etki veriyor. Kendi yaşam alanı da güzelleşiyor ve hiç farkında olmadan. Sonra biz mor boyadıktan sonra iki ev ötesindeki başka bir aile ben de mor istiyorum gerçekten diye geldi. Gerçekten şahane. O çok güzeldi. Bir daha da devam ediyor. Bu sene Hatay çok güzeldi, Antakya. Dünyanın ilk aydınlatılmış sokağıydı orası. Ve yine yaşayan bir sokak. Ve üç dinin hani bir arada çok özgürce ve güzellikle, muhabbetle yaşadığı bir yer. Sinagog, cami ve Ortodoks Kilisesi iç içeler. Orada da yine renklerimizle 40 asırlık Türk yurdu sokağı şimdi orası. Ve orası da tekrar yenilendi. Bununla birlikte de biz renkler sayesinde hem kendi kültürümüzü biraz daha tanıyoruz, hem kendimize yöneliyoruz, hem o sokakta yaşayan insanlar ve oradan da bütün her tarafa yayılan, bütün Türkiye'ye yayılan bir renklenme bilincini oluşturmaya çalışıyoruz açıkçası. Çok güzel. Amacımız bu yönde. Peki izleyenler, bizim mahallemize de Marshall gelir mi acaba gibi sorular, durumunda Marshall'ın yaklaşımı önce doğru alanları tespit edip sonra belediyelerle işbirliği yaparak mı ilerleniyor? Yoksa biz bu mahallemizin Marshall tarafından renove edilmesini, tekrar boyanmasını istiyoruz gibi talepler de alıyor musunuz? Aynı boyadığımız yerleri elimiz üzerinde, yani onları bakıyoruz. Devamlılığını sağlıyorsunuz. Zaten insanlar koruyorlar. Hani onu bir güzel bir şeyi gördüğünüz zaman güzelden vazgeçiş olmaz. Hani güzeli de hayal edemezsiniz bilmiyorsanız. Yani gördüğünüz zaman baktığınızda orada bir değişim varsa onu yani kimse bozmak istemiyor ve onu devam ettiriyor. Belediyelerden genelde bize teklif geliyor. Projelerimizi görüyorlar işte medyadan ya da diğer belediyelerle olan işbirliklerin olduğunda anlatıyorlar ve onlar bizi çağırıyor. Birlikte burayı değiştirelim diye. Şimdi de Kuşadası, İzmir Kuşadası Belediyesi'nden bir teklif geldi bizim için. Tepe Mahallesi denilen bir bölge. Kuşadası'nın olduğu gibi hakim bir yer. Ama orada yaşayanlar, yaşayan halkın sosyoekonomik durumuyla biraz daha aşağıda sahil kesimde olanlarda aralarında görünmez bir duvar var hayata katılım anlamında. Dolayısıyla orası şimdi renklendirecek ve rengin bu dönüştürücü gücüyle o iki kültür, yani birbirlerinden ayrışmış birazcık böyle hani soğuk davranan kültür, uzaklaşmış kültür birbirleriyle çok daha kaynaşacaklar. Bu da nasıl olacak? İki sanatçı arkadaşımız var orada da bize destek olan, Venüs ve Çağla Hanım. Çok güzel duvar resimleri yapıyorlar ve boyadığımız o alan 460 ev var orada ve cruiserlarda gelip orada limandan da çok rahat görünebilir bir alan. Çok güzel. Orayı bir Fas'taki mavi şehir gibi ya da Hindistan'daki gibi bir alana çevirip
oranın biraz daha turizme katılıp, çünkü böyle bir fırsatı var oranın hem iç hem dış turizm anlamında, daha çok ziyaret edilebilen bir nokta haline gelecek. Ve oradaki insanlar da kendini orada yaşamaktan daha mutluluk duyacaklar. Peki süre nasıl aktı ben de inanamadım ama programımızın sonuna geldik. Bu zahmetli ama çok da keyifli yolculuğunuzda ben başarılar diliyorum. Programa bu yoğunluğunuzda katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ederim Bülent Bey. Gerçekten çok keyifli sizinle. Zaten iş dışında da birlikte olmak her zaman çok keyifli. İlham veren bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun. Efendim, bana hikayeni anlatın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.